Eczacıbaşı Holding CEO'su Erdal Karamercan'la birlikteyiz. Efendim 2014 nasıl başladı? Nasıl bir yıl olacak? Sizin beklentileriniz nelerdir? Evet, 2014 ile ilgili plan ve bütçelerimizi biz 2013 yılının son çeyreğinde tamamladık ve o plan ve bütçelerle 2014 yılına başladık. Şu geçtiğimiz 3 ay içinde de öngördüğümüz doğrultuda gittiğini görüyoruz planlarımızın. Dolayısıyla 2014 yılında plan ve bütçemiz daha önce planladığımız şekilde devam ediyor. Peki ajandanızın en önemli 3 gündem maddesi nedir? Hangi konulara ağırlık vereceksiniz? Şimdi 3'e indirgemek son derece de güç. Bizim ağırlık verdiğimiz konular bir kere tabii topluluğumuzun değerini arttırıcı faaliyetleri ön plana çıkartıyoruz. Stratejilerimiz topluluğumuzun değerini yukarı arttırıcı yatırımlar, pazarlama yatırımları, fabrika yatırımları, satın almalar vesaire gibi konuların iç içe olduğu bir bütün. Dolayısıyla buradan sadece 3 konuyu çıkartıp hani bunlara öncelik vereceğiz demek son derecede güç. Ama içinde bulunduğumuz alanlar bizim için öncelikli alanlardır. Ve yatırımlarımızı da genelde bu alanlara yönlendiriyoruz. Hangi önemli yatırımlar olacak bu yıl? Şimdi bizim hem yapı ürünleri grubunda yatırım planlarımız var, hem sağlık grubumuzda yatırım planlarımız var, hem de tüketim ürünleri grubumuzda yatırım planlarımız var. Bunlar 3 temel alanımız. Bunun dışında madencilik, elektronik kart ve kaynak sektörlerinde de varlığımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bütün bu alanlarda belirli ölçülerde yatırımlarımız var. Bütün bunları bir listeye döktüğünüz zaman da oldukça yoğun bir yatırım portföyü ortaya çıkar. Peki iş dünyasının kafasında ne gibi soru işaretleri var? Hangi konular gündemde? İş dünyası tabii her zaman ekonomik olarak önünde belirli bir dönem görmek ister. Yani ekonomik belirtilerin net olduğu dönemleri görmek ister. Şu anda belki bu seçim atmosferi ve bunun getirdiği siyasi gerginlik nedeniyle ekonomik beklentilerde acaba bir değişiklik olacak mı endişesi hakim olabilir. Ancak benim görüşüm ekonomi ve siyaseti birbirinden ayırabilecek bir konumda. Türkiye artık ekonomi altyapısı olarak son derecede güçlü bir noktaya geldi. Onun için eğer siyaseti bir kenara koyarsak ben ekonomik gidişatta özellikle iş dinamiklerden kaynaklanan olumsuzlukların yüksek boyutta olacağını düşünmüyorum. Peki Twitter'ın yasaklanması ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani onunla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Benim için de bir sürpriz oldu sabahleyin kalktığımda. Bunun bir yol kazası olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum çok yakın zamanda buradan bir geri dönüş olacaktır.